Çok kıymetli misafirler, değerli bakanlarım, milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli rektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, kıymetli öğrencilerimiz, vakfımızın çok kıymetli başkanı ve yöneticileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmamın başında, konuşmama geçmeden önce bugün yaşadığımız elin bir hadise var. Onu anmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Maalesef 5 kardeşimiz yaşanan elin bir hadiseyle, bir patlamayla şehit oldular. Cenab-ı Allah hepsine rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hadiseyle ilgili tüm kurumlarımız ilk anından itibaren teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Her türlü boyutuyla olayın adli ve idari soruşturması da devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre bir kimyasal tepkimeden oluştuğu tahmin ediliyor ama detaylı bir şekilde tüm bu adli idari soruşturmalar tamamlandığında kamuoyu mutlaka bilgilendirilecektir. Değerli arkadaşlar, bugün ODTÜ Mezunları Vakfı'nın konağının açılışı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu ailenin bir mensubu olarak böyle güzel bir vesileyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk, onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Üniversitelerin, derneklerin, gönüllü çalışmaların, eğitimin ve öğrencilerin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sizlere selamlarını, hayırlı olsun dileklerini iletiyorum. ODTÜ ailesinin bir ferdi olarak bu heyecanı, şu anda gördüğüm heyecanı ben de yürekten paylaşıyorum. Değerli kardeşlerim, bizim medeniyetimiz iyilik ve yardımlaşmayla bezeli bir vakıf medeniyetidir. Gönül coğrafyamızda sivil toplum kültürümüzün tarihi izlerine her köşesinde bu coğrafyanın rastlamak mümkündür. Ama en zengin olduğu coğrafyanın da Anadolu coğrafyası olduğunu özellikle belirtmek isterim. Biz de tarihten aldığımız bu şuurla, bu mirasla vakıf kültürünü modern şartlarda, modern dünyanın şartlarında yaşatmaya, geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede şunu belirtmek isterim. Devlet ve piyasa dışında üçüncü sektör dediğimiz STK'lar, vakıflar sadece sosyal kültürel anlamda değil, demokrasi açısından da son derece kıymetli yapılanmalardır. İşte bu vakfımızın bu anlamda ülkemizin kalkınmasına, demokrasisine, kültürüne, sanatına, ilmine önemli katkılar vermesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Uzun bir metin var. Yağmur da başladı. Sizlere bu metni bırakayım ben en iyisi. Okumayayım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kurucu başkanımızdan son başkanımıza kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rektörümüze, destek olan bütün kurumlarımıza, belediyemize, belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu kurumun içinde ülkemiz için, milletimiz için, tüm insanlık için hayırlı hizmetlerin, güzel çalışmaların yapılmasını diliyorum. Geldiği ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı, ODTÜ Medova'ya teşrifleri dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a. Evet, Hattatımız da burada. Rabia Hanım, teşekkür ederiz. Gel. Hattatımızla birlikte bir fotoğraf alalım. Tebrik ediyorum. Rabia Hanım, nazar ayeti Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu ülkemize, sizlere, eyvallah, nazar değmesin efendim. Vakfımıza da nazar değmesin. Tamam. Efendim, önceki Başbakan Yardımcımızı, Sayın Bakanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Başkanımızı davet ediyoruz, kıymetli konuklarımızı. Ankara'nın bu güzide noktasındaki yeni konağının, bağışçılarının katkılarıyla yapılan yeni konağının hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ve biz bir kez daha bugün teşrifleriyle programımızı onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla efendim açılışın gerçekleştirileceği alana doğru davet edeceğiz. Efendim, bütün misafirlerimizi şöyle alalım. Evet, tüm kuvvetli konuklarımızı davet edelim sahnenin ön tarafına doğru.
gün doğusuna bir fotoğrafta. Değerli arkadaşlar, konuşmama başlarken bir kez daha yaşanan elim kazadan duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. İnşallah adli ve idari soruşturmaların neticesinde daha detaylı bir bilgilendirmeyi kurumlarımız yapacaktır. Başımız sağ olsun diyorum bir kez daha. Bugün ODTÜ Mezunları Vakfı'nın bir açılışı vardı, ona geldik. Vakıf kültürü malum bizim medeniyetimizin temel sütunlarından birini oluşturuyor. Bugün modern dönemlerde de bunun farklı versiyonlarını, gelişmelerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ben de bir ODTÜ mezunuyum ve bu vakfın da aynı zamanda bir üyesiyim. 88 yılında ODTÜ'den mezun oldum. Öğrenciyken de 5 yıl ODTÜ'nün ikinci yurdunda, yurtta kalarak okumuştum. Değerli arkadaşlarımız da 90'lı yıllarda bu vakıf kurulmuştu. Kurucu başkanımız da şu anda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski bakanlarımızdan İlmi Bey. Yine Fikri Işık Bey gibi değerli arkadaşlarımızın çok ciddi katkıları var. Ahmet Rumeli hocamızın katkısı var. Birçok insanın gönüllü katkısıyla, bir çabasıyla bugünlere gelindi. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Bir ülke için bütün kaynaklar önemlidir ama en büyük kaynak insandır. Yetişmiş, liyakatli, donanımlı insan kalkınmanın da, demokrasinin de, ilerlemenin de en temel unsurudur. ODTÜ'den de bu anlamda çok iyi insanlar yetişti. Gerek iş dünyamıza, gerek bürokrasiye, gerek siyasete. Bundan sonra da bu vakıf aracılığıyla inşallah düşünce dünyamıza, teknolojik bir takım açılımlarımıza, ülkemizin kalkınma süreçlerine güzel katkılar olacağına yürekten inanıyorum. Ben de bir gönüllü olarak bu vakfa katkıda bulunmaya devam edeceğim diyorum. Efendim, bir sorum olacaktı. Asgari ücretle ilgili hiç kuşkusuz son günlerin en çok konuşulan konusu $500 seviyesinde olacağı konuşuluyor. 13 Haziran'da komisyon toplanacak. Şöyle, komisyon toplanacak. Biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil asgari ücret müzakereleri. İşçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de bakanlığımız, kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla, onu temenni ediyorum, bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun şimdiden ben hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlarımız için. Çıkacak diye. Bizim AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur. Çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. Çok